Herkese merhabalar. 7. sınıf sosyal bilgiler 1. yazılı provasına hazır mısın Tonguç? Hazır olsam burada olur muyum hocam? Tabii ki hazır değilim. Çok güzel bir şey. Şimdi seni çok güzel bir şekilde hazırlayacağız ama öncesinde süper bir sürprizim var sana. Hocam. Dev yazılı hediyelerimiz geliyor. Yani öğrenciler yazılardan bıktık hocam, çalış bir sinir oluyoruz dediler. Biz de öğrencileri yazılı motive etmek adına 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıfta iPhone 8, 8'de iPhone 8 Plus ve ana kanalda da iPhone X hediye ediyoruz. Hocam iPhone 8 verecek misiniz gerçekten de? Gerçekten vereceğiz. Bu çekilişlerin hepsine katılabilirsin ama yapman gereken şey şu. Sınıfının kanalı, yani hediyeyi kazanmak istediğin sınıfın kanalı ve Tonguç Akademi'ye abone olman gerekiyor. Yazılıları Tonguç'la etiketiyle abone ettiğin iki arkadaşın adını da yorumlara yazman gerekiyor. Yani sınıfın kanalı, hangi sınıfa abone olacağım? Mesela sen şu anda 7. sınıftasın. Muhtemelen abone olmuşsundur ama abone olmasan mutlaka abone ol ve Tonguç Akademi'nin ana kanalına da abone ol. Böylece yazıları Tonguç'la etiketiyle iki arkadaşına abone ettiğin zaman mükemmel bir şekilde artık çekilişe katılabiliriz. Şimdi başlayalım. Çekilişimiz 9 Aralık'ta canlı yayında olacak ama biz önce yazılıya odaklanalım. Yazılımızda iki tane önemli kısım var Tonguç'um. Bir, eskileri hatırlamamız lazım. O yüzden bilmemiz gerekenlerde sana kısa bir özet yapacağım. Sonrasında süper sorularımız var. Eşleştirme soruları, aralarına eşleştirme soruları, daha sonrasında gelen boşlukları doldurunuz, arkaya doğru ilerleyelim. Cümle doğru mu yanlış mı? Bir sürü soru var. Şimdi bunların hepsini göstermek istemiyorum çünkü fragman bu. Birazcık rating artsın diye hepsini göstermem lazım. İlk başta bu yazılımızda, yani birinci yazılımızda, birinci yazısında iki üniteden sorumluyuz. Birinci ünite iletişim ve insan ilişkileri, ki senin çok iyi olduğun bir kısım. Evet hocam. İkinci ünite ise Türk tarihinde yolculuk, senin de çok iyi bilmen gereken bir kısım. Birinci kısımda iletişim ve insan ilişkilerinde iletişime başlıyorum konusunda iletişimin çeşitleri var. Mesela iletişimin öğelerinde kaynak, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim bilmemiz lazım. Mesela ben sana selam dediğimde ben... Aleyküm selam derim bak, ben. Bak ben sana selam aleyküm, sen bana aleyküm selam dedin ya. Ben bir göndericiyim, sen alıcısın, ben iletiyi gönderdim, sen de bana... WhatsApp gibi hocam resmen. Aynen aynı şekilde. İleti gönderildi. Sözlü iletişim var konuşmayla, sözsüz iletişim var beden diliyle ve yazılı iletişim var mesela elektronik postayla ya da mektupla yaptığımız şey. Bunları iyi bilmemiz lazım. İletişimi olumlu ve olumsuz durumları var ki. Mesela olumlu olan şeyler mesela ön yargısız olmak, yani empati kurmak, saygı duymak, etkili dinlemek, mimik ve jestlere dikkat etmek iletişim için önemli. Düşüncelerimizi açıkça söylemek, göz teması kurmak, beden dilini etkili kullanmak, kendimizi tam ve doğru bir şekilde ifade etmek iletişim için çok çok önemli, olumlu iletişim için. Ama olumsuz şeyler mesela emir cümleleri kullanmak. Şunu yap. Ne diyorsun sen ya? Ne biçim adamsın sen ya? Söyleyeceklerimizi eksik söyleme. Ya anlarsın sen ya. Ne diyorsun? Karşımızdaki önerse. Ya sen de kimsin demek. Veya ben kimsin be? Karşımızdakini sorgulama. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Dangalak. Kimsin sen? İndir herif falan. Bu tarz çok kötü şeyler. Ne diyorsun? Sürekli aynen, eleştirmek. Argo kullanmak. Evet aslında argo konuşmak. Az önce söylediğin dangalak kelimesi. Argo örnek veriyor. Bunlar çok kötü şeyler. Alaycı tavır ve ön yargılı olmak. Aa bu iyi giyinmiyor. Aa bunun kıyafeti şu marka. Aa bunun kıyafeti bu marka diye. Ön yargılı olmak, lakap takmak iletişimi olumsuz etkiliyor. Tonguç şeylerden benim. Bir de sen dili ve ben dili var ki bu çok 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 önemli. Bir şeyi karşımızdakini isterken ben dili kullanmak daha iyi. Mesela diyelim ki Tonguç yazılıya çalışmalısın dediğimde sen dili oluyor. Bak sen çalışmalısın ama Tonguç yazılıya çalışman gerektiğini düşünüyorum. Ben düşünüyorum dediğin zaman bu çok daha ılımlı, çok daha yapıcı, çok daha iyi olur. Dolayısıyla sen kötü, ben iyi diyoruz. Geldik buraya. Dünyayı evimize getiren kutuda televizyonu görüyoruz. Bayılıyorum televizyon kutusuna. Evet, televizyon kutusu gerçekten çok güzel bir kutu. Burada şunu bilmemiz lazım. Kitle iletişim araçlarının zararları da var, yararları da var. Kitle iletişim araçlarının zararlarına baktığımızda bağımlılık yapabiliyor, zamanı boşa harcatabiliyor, kültürel yozlaşmaya neden oluyor. Mesela sen yozlaşmış durumdasın. Ben tam bir yozlaştım hocam. Ben dejenereyim. Ben Amerikan özentisi ve Avrupa'ya... Hayır. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Sen bizi güldürme... Biz şu anda Paris'te kruvasan eşliğinde kahve içtik. Portakal suyumuzla eşliğinde çok güzel bir kahvaltı yapsak işte sizinle başlayalım. Hayır Tony. Sen şu anda bizi güldürmek için böyle şeyler söylüyorsun. Yoksa senin... Je suis étudiant. Hayır. Etudiant böyle şeyler... Hayır. Tonguç'um bak. Güzel, espriler güzel ama biz tabii ki dejenere olmamamız gerekiyor. Kitle iletişim araçları bizi yozlaşmamalı. Merci bien, merci beaucoup. Ne diyorsun ya? Boku ne diyorsun? Ayıp. Asosyal olmamıza neden oluyor. Kitle iletişim araçları hiç evden dışarı çıkmıyoruz. Ve bu da bizim için çeşitli sağlık sorunu var. Sürekli televizyon karşısında, bilgisayar karşısında oturan çocuklar biraz daha tombik oluyor. Niye? İster istemez hareket etmiyor. Ama hareket etmemiz lazım, koşmamız, zıplamamız lazım. Daha tombik de olsak en azından dinç olmamız lazım. Tonguç elendim benim. Kitle iletişim araçlarının yararları ise eğitiyor, eğlendiriyor ve bizi dış dünyayla bağlantı kurmamızı sağlıyor. Şimdi devam edelim. İletişim özgürlüğünde şunu bilmemiz lazım. Televizyonu kullanırken bazı akıllı işaretler var. Mesela diyelim ki +13, +18, +7 genel izleyici kitlesi, bunları çok iyi bilmemiz lazım. Ve aynı zamanda radyo televizyon üst kurumunun bunları denetlediğini bilmemiz lazım. Rütüktür hocam. Rütük diyoruz. Sansür sinema ve tiyatro yapıtlarının her türlü yayımın ve yayının devlette önceden denetlenmesidir. Mesela saçma sapan bir şey yayınlanlarsa devlet sansürlüyor. Sizi sansürlüyorlar mı hocam? Yok bize sansür... Biip. Ne diyorsun? Biip. Ne diyorsun? Sansürlüyor beni. Sansürlüyor hocam. Hayır Tonguç, ne yapıyorsun ya Allah'ım benim. Burada sen benim sansürle, ne zaman sansürle? Eğer ben kötü bir kelime kullanırsam, vatana millete aykırı ters bir şey söylersem beni sansürle. Ama ben şu
şu anda sana ders anlatmaya çalışıyorum Tonguç'um. Niye beni sansürlüyorsun? Gelin düşünüyorum, düşündüğümü açıklıyorum ünitesine. Burada hak, sansür, tekzip'le alakalı ve kamuoyuyla alakalı şunu da bilmiyorum. Kamuoyu halkın oyu. Yani halkın genel düşüncesi. Tekzip ise bir yanlış bilgi verildiyse bir hakkında onu düzeltmek anlamına geliyor. Devam edelim. Doğru bilgi alırsak gelişiriz. Basın ahlak ilkeleri ve basın özgürlüğü var. Basınımızın özgür olması lazım ama tabii ki yalan yanlış bilgi vermeden. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, anayasal haklar da tabii ki bizim en doğal haklarımız. Şimdi gelelim esas bir devlet doğuyor ülkesine. Bir devlet doğuyor da bununla alakalı zaten sana biliyorsun kanalımızın videomuzu çekmiştik. Burada Osmanlı... Güzel gerçek. Ceddin deden... Dur yazıldı sonuç kaynatma. Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin nedenlerini bilmemiz lazım. Hatırlarsan neydi? Bay, bay, bay demiştik Bizans'a. Niye bay bay demiştik? Birincisi beylik, yani Osmanlı kısa sürede büyümüştü çünkü Bizans'ın durumu çok kötüydü. Ahi Teşkilatı'nın desteğini almıştık. Aynı zamanda iyi kaliteli yöneticilerimiz vardı. Ve başka neler vardı? İstimalet politikası, yani hoşgörü politikası uyguluyorduk. Ve başka neler vardı? İşte... bu iskan politikası uygulamıştık. Bizans zor durumdaydı. Ve beyliklerle iyi geçinmiştik. Anadolu'da fetihlere önem vermiştik. Gaza politikası uygulamıştık. Bunların hepsi bak bunları şöyle yazalım. Gaza politikası, istimalet yani hoşgörü politikası, aynı zamanda iskan politikası, ahi teşkilatının desteğini almak, merkezi otoriteye önem vermek. Bunların hepsi Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin sebepleriydi. İskan politikası konar göçer durumundaki Türkmenlerin Balkanlara yerleştirilmesiydi. İstimalet politikası fethedilen yerlerdeki hoşgörü politikasıydı. Tekfur Bizans valilerine verilen isimdi. Uç beyliğiydi. Osmanlı Söğüt'te kurulmuş bir uç beyliğiydi. Şimdi bunlarla alakalı gel soruları çözmeye başlayalım. Sonunda hocam. Şimdi bak aralarında eşleştiriniz demiş. Duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek her türlü yola karşı her türlü yolla karşı tarafa aktarılmasını biz tabii ki de iletişim diyoruz. O zaman buraya doğru cevabımızı yazalım. İletişim. Bu arada Tonguç Eylül Adım benim. Ben burada hızlı bir şekilde tekrar ettim ama bununla alakalı hem YouTube kanalımızda hem de sınıf anahtarımızda bunun çok daha fazlası var. Biraz da sınıf anahtarımızı bilirsen buradan çok daha fazla bilgi öğrenirsin. Gelelim bu tarafa. İletişimde kaynağın iletişimi şurası silelim. İletişimde kaynağın iletiyi hedef olarak seçtiği kişi, topluluk ya da kuruluşa biz ne diyoruz? Tabii ki de alıcı diyoruz. Yani sen şu anda alıcısın. Ben sana gönderiyorum, sen de alıyorsun. Kişinin kendisini başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına da biz empati diyoruz. Mesela ben şu anda empati kuruyorum. Senin anlayabilmen için espriler yapmaya çalışıyorum. Senin anlayabilmen için biraz daha hızlı konuşup biraz daha hızlı bir şekilde konuyu sana öğretmeye çalışıyorum sıkılma diye. Televizyon ama sen aman senin yerine kendimi koymasam aman dinlesin her şeyi bunlar çok önemli diye uzun uzun anlatsam sen sıkılabilirsin. Televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sebebidir. Bu da tabii ki akıllı işaretler. Hani filmler başlarken diziler başlarken işaretler çıkıyor onlar akıllı işaretler Tonguç Ali adı benim. Hukukta bir kimsenin onur ve haysiyetine dokunan veya kendisiyle ilgili gerçeğe aykırı yakın durumda bu kişiye tanınan bir hak. Tekzip hakkıdır hocam. Evet bu da tekzip hakkı. O yüzden buraya da tekzip kelimesi. Zaten bir ok aldı onu ziyade. Gerçekten çok zekisin. Geldik Osmanlı'ya alakalı sorularımıza. Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlarda fethedilen bölgeye Anadolu'dan getirilen Türkmenleri yerleştirmesine biz tabii ki de... Devşirme denir. Saçmalama. İskan siyaset diyoruz bak. İskan, bak mesken yer demek. Göçebe Türkmenleri Balkanlara yerleştiriyoruz. O zaman bunun cevabı iskan siyaseti. Buna iskanı diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklardan Hristiyan genç ve yetenekli çocukların sıkı bir eğitimden geçirilerek üstün bir asker veya bürokrat oluşturma sistemine de biz... Millet sistemidir. Hayır atma. Burada cevabımız... Devşirmesiniz hocam siz. Ne diyorsun? Hayır yani devşirmeyiz biz. Hepimiz devşirmeyiz. Saçmaladınız gerçekten. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Şu anda gerçekten kafayı yedin, beynin yandı. Biz hocam okulda bizi devşiriyorlar arkadaşlar. Evet siz devşiriyorlar. Bak, devşirme ne biliyor musun? Mesela diyelim ki Osmanlı, burası Türkiye'nin olduğu yer Osmanlı olsun gitti. Hristiyanların olduğu yerde bir toprak fethetti. Burada bir adamın 3 tane oğlu var mesela. Veya 4-5 tane çocuğu. Adama diyorlar ki bak koçum diyorlar. Sen diyorlar burada fakir bir ülkede gariban bir adamsın. Eğer istemiyorsan zorla değil. Çocuğun gelsin biz de yetiştirelim biz onu en iyi okullarda okutalım. Devlet de yönetici olsun hatta padişahtan sonraki en büyük adam mesela diyelim Kanuni Süleyman en büyük yardımcısı İbrahim Paşa bir devşirmeydi. Oraya kadar çıkabilir bize. O zaman devşirme olmak iyi bir şeydir hocam. Tabii süper bir şey. O zaman siz devşirme misiniz hocam? Yani ben devşirme değilim. Ben diyorsun Tonguç niye sürekli ders kaynatmaya çalışıyorsun, sabot etmeye çalışıyorsun? Dolayısıyla bürokrat ve asker olması sistemi. Mesela eğer iyi bir asker olursa yeniçeri oluyor, iyi bir bürokrat olursa saraya kadar girebiliyor. Ama Şeyhülislam olamıyorlar. Şeyhülislam Türk ve Müslüman olması lazım. Osmanlı Devleti'nde Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye'den oluşan toplumsal sınıfa biz tabii ki de yönetenler sınıfı diyoruz. Bak yönetenler. Hatta bunun şeydeki adı, tarihteki adı biz bunlara askeriye diyoruz. Bak biz hani asker diyoruz asker. Osmanlı yönetenler askeri diyorlar. Bize yani halka ise reaya diyorlar.
burada ilmiye, ilimle uğraşanlar, işte Şeyhülislamlar ilmiye sınıfında oluyor. Kalemiye nişancı gibi böyle nişan atanlar veyahut da işte Reisül Kitap gibi yazıları kağıda, kitaba geçirenler var. Seyfiye'de yine askeri sınıfın önemli yöneticileri, vezirler, vezir azamlar burada. Osmanlı Devleti'nde toplumsal, hukuki, idari ve siyasi yapı ırk esasına göre değil, halkın inançları doğrultusunda belirlenmiş bir sistem. Millet sistemi. Buradaki sistemimiz tabii ki millet sistemi, yani dördün cevabı burs oluyor. O zaman şuraya. İstimalet neydi hocam? İstimalet de hoşgörü sistemi. Ona şimdi geliyor. Millet sistemi diye yazalım. İstimalet hoşgörü demek. Osmanlı Devleti'nin yeni fethettiği topraklarda uygulamaya koyduğu bölge halkının her türlü inanış ve yaşayış biçimlerine saygı ve hoşgörü politikası. Yani Hristiyan mısın? Tamam, ameno diyebilirsin. Sen ameno. Doğru yani. Ameno. Ne diyorsun Songuç? Kafam karışıyor. Hocam diyebilirim ben. Niye karışıyorsun? Ama sen Hristiyan değilsin. Müslüman Songuç. Beni niye karışıyorsun? Ama biz buna izin veremiyoruz. İşte istimalet politikası. Museviler Museviliğini yapabilir. Hristiyanlar Hristiyanlığı yapabilir. Öbürü neyse ne yapıyorsa serbestsiniz diyor Osmanlı. Rahat rahat takılabilirsiniz. Önemli değil. Ha, biz de Müslümanız. Ezanlarımız, camilerimiz var. Bunu da isterseniz bunlardan da deneyebilirsiniz. O zaman buraya da hemen istimalet cevabını yazalım ki hiçbir şey eksik kalmasın diyoruz ve geçiyoruz yeni bir soruya. Oo hocam çok hızlı geçirdiniz. Biraz hızlıyımdır. Boşlukları doldurunuz. Arkaya doğru ilerleyelim. Herkes ücretini ödesin. İletişimin temel öğelerinde Tonguç'um. Birincisi, ilk başta kaynak lazım. Yani iletişimin başladığı yer. Ben kaynağım, şu gönderiyorum. Şu an siz kaynaksınız hocam. Evet, sen alıcısın, beni dinliyorsun dikkatli şekilde. Teşekkür ederim, alıyorum söylediklerinizi. Benim söylediklerim birer mesaj, tamam mı? Ve bunları yaparken... Bana mesaj vermeyi keser misiniz hocam? Ne diyorsun, saçmalama. Hayır, pardon. Allah'ım yarabbim. Kanal mı? Kanalınız ne hocam? Kanalım benim YouTube kanalı olarak. Tonguç Hocam. Şaka, öyle bir şey. Kanalınıza abone olmak istiyorum. Abone olursan da iPhone kazanıyorsun, bunu unutma. Aa. Şimdi kanal derken şunu kastediyorum Tonguç evladım benim. Kanal iletişim için kullandığımız yöntem. Biz konuşmak. Burada aferin. Dil iletişim kanalı olarak dili kullanıyoruz. Ve geri bildirim. Sen de saçma sapan esprilerle bana geri bildirim yapıyorsun. Bunlar da geri bildirimden oluyor. Dönüt diyebiliriz bunlara da. İkinci soruya baktığımızda günlük konuşmalarımızda ne düşündüğümüzü ve ne hissettiğimizi birinci tekil şahıs ifadeleriyle belirten konuşma şeklidir. Yani biz buna ben dili diyoruz. Bak, ben sana desem ki Tonguç çok dangozsun. Teşekkür ederim hocam. Bu çok kötü bir şey. Sinir oluyorsun ama Tonguç dangoz olduğunu düşünüyorum dediğimizde biraz daha daha kötü oldu. Hayır, daha kötü oldu. Bu örnek belki tam oturmadı, ben espri yapalım derken, ama şöyle söyleyeyim. Mesela bak, sen ödevini yapmıyorsun ve annen sana kızıyor. Tamam, ödevini yapmanı istiyor. Evet hocam. Eğer sana Tonguç ödevini yapmıyorsun, ödevini yapmalısın, ödevini yap gibi şeyler söylerse bu seni sinir eder. Ama Tonguç ödevini yapman gerektiğini düşünüyorum, ödevini yaparsa daha başarılı olacağına inanıyorum gibi cümleler kullanırsa, yani ben böyle düşünüyorum ama sen yine serbestsin, hani sen benim kölem değilsin gibi davranırsa, ki annen hiçbir zaman öyle Allah davranmaz. Allah cezanızı versin. Allah cezanızı verebileceğini düşünüyorum. Gibi dediğin zaman biraz daha ılımlı olmuş oluyor. Buna biz ben dili diyoruz. Basın hürriyetinin en önemli yönlerinden biri de nokta nokta oluşturmak etkisidir. Evet, basın, Tonguç herhalde benim, kamuoyu oluşturur. Kamuoyu ne demek biliyor musun? Yani senin, benim, tüm halkın bu doğrudur diye bir fikir oluşturmasına biz kamuoyu diyoruz. Mesela bizim kamuoyumuzda bazen bir fikir oluşuyor. Diyoruz ki biz halkça bu işte karar alınmalı veya bu değişiklik yapılmalı veyahut da işte bu bina yapılmalı, bu harekat yapılmalı gibi bir şey oluşuyor kamuoyu. Bunu sağlayan basın. Biz başka türlü nereden haberimiz olacak? Osmanlı Bey döneminde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağı olan Çimpe Kalesi, bunu bilmemiz lazım. Çimpe Kalesi bize Bizans'tan hediye gelmişti. Bizans İmparatoru tarafından Türklere veriliyor. Onlar kendilerini korusunlar diye bize bir kale hediye ediyorlar. Orhan Gazi zamanında nokta nokta beyliğinin Osmanlı topraklarına katılmasıyla Osmanlı Devleti'nin ilk donanması, yani ilk deniz kuvvetleri oluşuyor. Bu da matematiksel bir beylik. Karesi oğulları, bunu da iyi bilmemiz lazım Tonguç evladım benim. Niye? Karesi oğulları Balıkesir, Bilecik taraflarında, hemen oradan hop denize inebiliyoruz. Osmanlı ordusuna kara kuvvetleri Balıkesir taraflarında. Osmanlı ordusuna kara kuvvetleri nokta nokta ve nokta nokta ve yardımcı kuvvetlerden oluşur. Bak, Osmanlı ordusunun iki temel ordusu var Tonguç'um. Birincisi kapı kulu askerleri. Bunlar ise devşirmelerden oluşuyor. Bu devşirmeler kapıda kul oluyorlar. Onları küçük yaşta alıyorlar, yetiştiriyorlar, Müslüman yapıyorlar ve kapıda kul bir şekilde kapıcılar bekliyorlar. Kapıcılar yani. Kapıcı gibi bir şekilde bekliyorlar. Ama kapı kul, bak. Kapıcı farklı. Kapıcı apartman görevlisi. Kapı kulu ise direkt kapına kul olmuş yani. Senin için ölmeye, canını vermeye hazır. Çünkü geçmişi olmayan adam gibi yani. Robocop gibi. Her şeyle sana teslim olmuş. Bir de eyalet askerleri var. Bunlar da tımarlı sipahiler. Bunların da kendilerine toprak yerine, maaş yerine toprak verecek. Bak, bunlara maaş veriliyor, bunlara toprak verilecek. Osmanlı'da nokta nokta sayesinde üretimde süreklilik olur. Yetiştirilen askerler ile de bölgenin güvenliği sağlanırdı. Bak, bunlara maaş veriliyordu ya, hani bunlar devşirme olacak. Bunlara ise toprak veriliyor. Verilen bu toprağa da tımar sistemi. Muhteşem bir zekaya sahipsin Tonguç Ali adım benim. Tımar sistemi deniyor. Tımar sistemi demek ki Türk ve Müslüman. Burası tam bir tımarhaneye döndü hocam. Diyorsun Tonguç, saçmalama. Çok yoruldum hocam dersleri stoktan. Ya ben beni. Tımar sistemini anlatıyorum. Sen tımarhaneye benim kafamı ve öğrencilerimizin kafasını karıştırıyorsun. Arkadaşların kafasını karıştırıyorsun. Bak, tımarhaneyle tımarın alakası yok. Daha doğrusu alakası var ama sen şu anda kafanı karıştırma. Şöyle ki tımar
Yani toprağı tımar ediyorsun, toprağı düzenleştiriyorsun yani düzgün hale getiriyorsun. Tımarhane de insanların zihninde yaşanan sıkıntıları düzenleştirdiği için verilmiş bir isim. Ama senin tımar deyince aklına şu gelecek, tımar sistemi deyince. Osmanlı'da eyalet bazı... Eyalet askerlerine verilen topraktan vergi alınması. Evet, Osmanlı'da bazı askerler, diyelim şunlar şeyler olsun, Yeniçeriler olsun tamam mı, devşirme askerler. Şunlar da bizim tımarlı sipahiler olsun. Devlet diyor ki sana diyor al diyor bunlar size kapak olsun diyor. Bunlara maaş veriyor tamam, bunlara kapak şey maaş veriyor. Bu maaşla bunlar geçiniyorlar. Ama tımarlı sipahilere toprak vermiyor. Diyor ki size ben şey maaş vermiyorum. Onun yerine onlara toprak veriyor. Bak sana şu araziyi veriyorum diyor. Sana da bu araziyi veriyorum diyor. Sen bu arazinin başına dur. Sen de bu arazinin başına dur. Buradan elde ettiğin gelirlerle, hem asker yetiştir hem de o bölgenin güvenliğini sağla, asayişini sağla, üretimde sürekliliğini sağla diyor. Dolayısıyla bunlar maaş yerine toprak alıyorlar. Bunlar ise maaş alıyorlar. Bunlar eyalet askerleri, tımarlı sipahiler. Bunlar ise kimler? Kapı kulu askerleri, maaşlı olan askerler. Noktanın fethiyle Karadeniz Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ve İpek yolunun Avrupa'ya açılan önemli bir limanı ele geçirildi. Tabii ki de İstanbul'un fethiyle ele geçirildi. Tonguç evladım benim. Şuraya yazalım. İstanbul'un fethi önemli bir olay. Nokta savaşından sonra Akdeniz Türk haline geldi. Bu da Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra Akdeniz önemli bir Türk haline geliyor. Burada resmen düşmanı yamultuyoruz. Şimdi gelelim doğru mu yanlış mı kısmına. Bu tür sorularda sen ne yapıyorsun Tonguç Elad'ın? Kaşıyorum hocam, hiçbir şey yok. Arkama bile bakmıyorum. Niye arkana bile bakmıyorsun? Yani bak doğru mu yanlış mı sorularında biraz daha dikkatli. Hepsini doğru işaretliyorum. Hepsi yarısı doğru çıkıyor hocam. Hayır bak, bu tür sorularda yapacağın şey ne kaçmak ne de hepsini doğru yapmak. Burada dikkatli bir şekilde soruları okursan esasında birçoğunu yapabilirsin. Sen dili yakınlığı artırıcı, anlaşmazlığı azaltıcıdır. Saçmalık, yanlış. Ben dili esasında öyle. Sen dili yapmalısın, etmelisin gibiydi. Öbürü ise yapman gerektiğini düşünüyorum. Böyle daha iyi olacağı kanaatindeyim gibi ifadelerden. Basının hür olması her haberi yapabilmesi hakkını doğurur. Saçmalık, böyle bir şey yok. Basın hürdür ama her haberi de yapamaz. Böyle tamamen yalan yanlış, işte yozlaştırıcı, yanlış bilgi veren haberler yapamaz. Öğrencinin öğretmenin sorduğu soruya cevap vermesi iletişime geri bildirimdir. Evet, geri bildirim. Ben sana soru soruyorum. Tonguç, 2 artı 2 kaç eder? 5 eder. Aferin, bu bir geri bildirim. Şimdi yanlış da olsa bir geri bildirim, yapabilecek bir şey yok. Çatışma durumunda, halbuki kaç eder? 4 eder. Çatışma durumunda yapıcı etki tepki gösteren kişiler küsme, görmezden gelme, sorundan kaçma ya da sorun yokmuş gibi davranma tepkileri gösterirler. Yanlış. Çatışma durumunda yıkıcı tepki, yani yapıcı olmayan tepki gösteren kişiler böyle küsüp, görmezden gelip, sorundan kaçıp bir sorun yokmuş gibi davranırlar. Halbuki normalde yapıcı tepki gösteren kişiler karşı tarafı dinlemesi lazım, empati kurması lazım, anlayışlı davranması lazım, önyargılı olmaması lazım. Kullandığımız kelimelerin verdiği mesajı, vücut dilimizin verdiği mesaj destekler. Burası doğru. Gerçekten yani biz mesela bunu iyi öğrenmelisiniz derken böyle durmak başka. Bunu iyi öğrenmelisiniz. Burası çok çok önemli. Buraya dikkat edin arkadaşlar dinle. Benim parmaklarımla beden dilimi kullanmam gerçekten konuyu daha iyi anlamamızı ve konuya daha iyi odaklanmamızı sağlıyor. Tonguç evladım benim. Yıldırım Beyazıt döneminde ilk düzenli ordu ve ilk divan teşkilat kuruluyor. Bu Orhan Bey olacak. Burayı yanlış yapmışız. Orhan Bey zamanında olduğu için burası yanlış. Gaza ve cihat anlayışıyla fetih yönünü Bizans'a çeviren Osmanlı Anadolu'daki birliklerin desteğini aldı. Burası doğru bak. Gaza ve cihat şu Tonguç. Gaza yaptığında eğer ölürsen gazi olursun, ölürsen şehit oluyorsun, ölmezsen gazi oluyorsun. Nedir peki bu? Allah ne şehit yolun... ne gazi, niyazi. Evet, eğer Bizanslar öyle oluyor. Bizanslar çünkü gaza yapmıyorlar. Onlar normal kendi kendine takılıyorlar. Dolayısıyla ne şehit oldu ne gazi sıkıntıya girdi niyazi diyoruz. Burada şöyle bir şey var. Gaza ve cihat anlayışında biz Allah yolunda İslamiyet'i yaymak için ve Allah rızası için savaşmaya deniyor. Ha, gidip de Allah rızası için insanları öldürmüyorsun. Gidiyorsun orada önce teklifte bulunuyorsun. Sonra mücadele ediyorsun. Ölürsen şehit oluyorsun. Ölmezsen, gazi olursan da ganimetlerden faydalanıyorsun. Bu da Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini sağlıyor Bizans yönünde. Biz gidip de Müslüman devletlere saldırmıyoruz. Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nı Yıldırım Beyazıt kaybetti. Burası doğru. Evet, maalesef Ankara Savaşı'nda kaybediyoruz ve Osmanlı fetret devrine giriyor. Bunu da hatırlarsan anlatmıştık. Bir kez daha şöyle dizelim. Biliyorsun ilk başta Ertuğrul Gazi var. Bu dirilişi başlatan kişi. Sonrasında Osman Bey var. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu. Osman Bey ile beraber ilk Bizans'la mücadele edeceğiz. Başarı kazanacağız. Sonra Orhan Bey beylikten devlete geçirecek. Orhan Bey ne yapacak? Orhan Gazi yani. İlk düzenli orduyu kuracak. İlk divan teşkilatını kuracak. İlk medreseyi kuracak. Bursa'yı fethedecek. Bursa'yı başkent yapacak. Sonra Orhan Bey'den sonra oğlu 1. Murat geliyor. 1. Murat Yeniçeri Ocağı'nın temellerini atacak. Devşirme sistemini kuracak ve aynı zamanda tımarlı sipahileri kuracak. Ve aynı zamanda ülke baba ve oğullarındır diyecek. Merkez otoriteyi güçlendirecek. 1. Murat'tan sonra onun oğlu Yıldırım Bayezid Han geliyor. Yıldırım Bayezid Han Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlayacak. İstanbul'u ilk kez kuşatacak. Bayağı ciddi bir başarı edecek. Ve aynı zamanda Nibolu gibi
işte Kosova gibi çok büyük zaferler elde ettik. Fakat sonra Ankara Savaşı'na yenilince maalesef Fetret Devri oluyor Tonguç'um bak. Fetret Devri. Fetret Devri'nde Osmanlı padişahsız bir dönem geçiriyor. Fetret Devri'nde bu padişahsız dönemden sonra ikinci kurucu olan Çelebi Mehmet'i görüyoruz. Çelebi Mehmet yazalım şöyle. Hatta bu birinci Mehmet. Çelebi Mehmet ikinci kurucu. Sonra onun oğlu ikinci Murat geliyor. Birinci Murat'ı zaten söylemiştik. İkinci Murat da zaten Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası. Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'u fethediyor. Dolayısıyla bunlar kuruluş devrinin padişahları Tonguç evladım benim. İnebahtı Deniz Savaşı'na yenilgi alan Osmanlı'nın Akdeniz'deki üstünlüğü sarsıldı. Evet doğru. İnebahtı'da biz gerçekten çok ciddi bir yenilgi alıyoruz. Ama orada da diyoruz ki bakın biz Preveze biz İnebahtı Deniz Savaşı'na yeniliyoruz ama sonradan Kıbrıs'ı fethediyoruz. Hatta bununla alakalı çok güzel bir söz var. İnebahtı'da yenilerekten bizim sakalımız kesildi. Ama Kıbrıs'ta siz yenilip Kıbrıs bize teslim edince sizin kolunuz kesildi diyoruz. Bu da bizim askeri başarımızı gösteriyor. Şimdi bir çoktan seçmeli sorumuz var. Bu soruyu inceleyelim beraber. Bayılıyorum çoktan seçmeli soru çünkü cevaplar orada duruyor bir yerde. En azından işaretleyebiliyorsun. Verilen diyaloglar ile ilgili aşağıdaki çağrımlar hangisi yapılamaz? Sinan Bey ve Dinayiz Bey arasında bir iletişim var. Keşke bu çalışmaları daha önce hazırlasaydın. Zamanında işlerini bitirmiyorsun. Deniz Bey bakalım. Böyle davrandığında kendimi başarısız ve kötü hissediyorum. Bak ona değil de kendinden bir şey söylüyor. Bak ne kadar güzel. Yani böyle davranmaman gerektiğini bile hissediyorum demiyor. Ben böyle hissediyorum diyor. Bak ne kadar. Bu Deniz Bey gerçekten şu anda böyle yanaklarından öpesim geldi. Ama Sinan Bey'e biraz gıcık oldum. Şimdi Sinan Bey karşısındakini suçlayıcı bir tavır sergilemiştir. Doğru. Deniz Bey karşısındakine duygularını ifade etmiştir. Doğru. Sinan Bey'in amacı işlerin zamanında bitmesi için karşısındakini motive etmektir. Hayır böyle motive edilmez ki. Bu saçma. Deniz Bey ben dilini kullanarak karşısındaki ile iletişimin sağlıklı devam ettirme amacındadır. Bu doğru. Bak ben böyle düşünüyorum dedi. O zaman cevabımız Ceyhun seçeneği diyoruz. Sonuç eladım benim. Tablodaki bilgilere verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Balkanlarda siyasi birliğin sağlanamaması, farklı mezheplerin birbirleri üzerine uyguladığı baskının halkı olumsuz etkilemesi, dervişlerin bölgeye gönderilmesi, Osmanlı Devleti'nin karşısına güçlü bir ordunun çıkmasını engellemiştir. Osmanlı Devleti'nin hoşgörü politikası bölge halkı tarafından tercih edildiği görülmüştür. Balkan ulusları arasında İslam dininin tanıtılması ve yayılması amaçlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin coğrafi konum avantajları. Burada coğrafi konumdan bahsetmedim. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de hakimiyet kurmasını kolaylaştıran etmenler. Bu olabilir. Çünkü niye? Hem güçlü bir Bizans yok hem de biz hoşgörülüyüz. Bu olabilir. Osmanlı Devleti'nin istimalat politikası, hoşgörü politikası ama sadece bu değil bak. Burada biraz daha detaylara girmiş. Yani bölge halkı diyor, farklı mezhepler diyor, dervişler diyor, Balkan ulusları diyor. Dolayısıyla Bursa seçeneği biraz daha iyi gözüküyor. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenleri, burada ahi teşkilatının desteğini yazmamışlar. Gaza ve cihat anlayışını yazmamışlar. İskan politikasını yazmamışlar. Bizans'ın zor durumda olduğunu yazmışlar sadece. Yani onu bile tam söylememişler. Dolayısıyla bu da olamaz. Cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Sonuç evladım benim. Şimdi o zaman sana ödevini verelim. Bak şimdi nereden çalışacağını tam olarak söylemek istiyorum. Sıfırdan hocam gibi. Yazılı hazırlığı var mı hocam? Tabii yazılı hazırlığımız var. Onu da göstereceğim şimdi yazılıdan nasıl çalışan. Sosyal bilgiler kitabımızdan sayfa 96'daki iletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışları sana hocam soracaktır. Buraya dikkat et. Ben dili ve sen dili mutlaka önemli. 96 ve 97'yi çalışıyorsun. Sonrasında kitle iletişim araçları var. 98'de yüzde iletişim özgürlüğü var. Burada Beylik'ten Can Devleti'ne kısmında sayfa 102, 104 Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin sebebi yok. Coğrafi konum, Bizans durumuna yararlanması bunlara çok dikkat et. Sayfa 104'teki şu kutudan soru gelecektir Tonguç'um. İskan'ı da sana soracaklardır. Ve toplumsal yapıda askeriler ve yöneticileri sana sorabilirler. Osmanlı Devleti askeri yapısında Yeniçerileri ve Tımarlı Sipahileri sorabilirler. Şimdi buraya kadar ödev verdiğimiz gibi bir de Tonguç Efendi benim Dinamo Soru Bankamızdan ödev vermek istiyorum sana. Dinamo Soru Bankamız aynı senin için aynı zamanda senin için yazılar da hazırladık. Bak şimdi sayfa 10'dan başlıyor. Buradaki testleri yan taraftaki beceri temelli soruları çözdüğün gibi tam olarak sayfasını birazdan söyleyeceğim. Şu sayfa hatta göstereyim sana. Yazılı hazırlık sayfaları evet. Diyor. Sayfa 30 ve 31'de yazılı hazırlanan sayfalar var. Burada tam senin için bir yazılı hazırladık. Bunları güzel çözüyor. Hatta 32-33'de de yazılı sayfalar var. Boşluk doldurmalar var, eşleştirmeler var, iletişim olumlu. Bak burası net bir şekilde sınavda çıkar. Bu soru şu anda sınav sorusu. Sen şu anda bu soruya bakıyorsun, soru da sana bakıyor. Bunu mutlaka iyi bir şekilde çalış. Sonrası Beylik'ten Can Devleti'ne kısmında da burada sayfa Osman Orhan Beyler, Fatih Sultan Mehmet'e kadar gelelim. Yani sayfa 45'e kadar çözmeni istiyorum Tonguç Elhan'ın benim. Bu öğreten testleri pekiştirmelisin. Bir de hocamız zor soruyor diyorsan Tonguç Elhan'ın benim. Hocamız çok zor soruyor hocam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç endişelenmeyi yok. Zoru Bankası'nda sosyal bilgiler kısmını açtığımızda, 7. sınıf sosyal bilgiler kısmını açtığımızda hem sağ taraftaki orta seviyenin üzerindeki soruları hem de sol taraftaki hem de sağ taraftaki beceri temelli soruları çözmelisin. Hemen sayfalarını söylüyorum. Sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101... 102-103. Bak buradaki beceri temelli sorular çok çok önemli. Bilhassa bak bu tarz infografik sorulara gelebilir. Ama sen burada senin çözeceğin sayfayı tam olarak söyleyeyim.
Nerede? Beylikten Can Devleti'ne 101'e kadar çözmeni istiyorum Tonguç Ela diyorum. Bu kadar da fazla vermeyelim ödevi. Ama en önemli kısım hocanın notlarını takip etmen. Yazılara motive olman ve iyi bir not alman için biz seni motive etmek adına iPhone hediye ediyoruz. Mutlaka iPhone çekilişimize katıl. Hem kanalına hem de akademiye abone ol. Bir de ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam. Şimdiden başarılar Tonguç'um.